Ve sonunda Elon Musk CyberCab'e biniyor. İki kişilik otonom taksisi Tesla'nın gördüğünüz gibi kapılar yana kanat şeklinde açıldılar. Arabada direksiyon veya pedal yok. Sadece iki kişiyi taşıyacak bir taksi olarak tasarlanmış. Dünyadaki taksi yolculuklarının büyük bir bölümü bir veya iki kişi tarafından gerçekleştirdiği için böyle düşünmüş. Bu da aracı hem küçültüyor hem maliyetlerine geriye doğru çekiyor. Görüntüler Tesla'nın lansman gününden sabah 5'te canlı yayında lansmanda beraberdik. 4000'e yakın insan katıldı o saatte olmasına rağmen. İş işte burada lansmanda neler yaşandığını siz de görüyorsunuz. Elon Musk Tesla'sıyla gidiyor. Hollywood'un bir stüdyosu. Warner Bros'a ait bir stüdyo. Kapanmış bunun için özel amaçlı olarak. Ve burada resmen bir şehir yaratılmış. Tesla burada tıpış tıpış yoluna devam ediyor. Elon Musk'ı ana sunum yeri olan Tesla tiyatroya doğru götürüyor. Çok önemli bir günü Tesla açısından. Tesla'nın otonom sürüşte, robotlarda, yapay zekada nereye geldiğini göstermesi açısından. Ve hakikaten de son derece görkemli bir hazırlık yapmışlar. Bu görkemli hazırlık benim gibi uzun vadeli Tesla yatırımcıları büyüdü dedi. Kısa vadeli yatırımcılar neler düşünür? Bot neler düşünür. Orada işler biraz karışık. Ona videonun sonunda geleceğiz ama önce gelin neler öğrendik, neler gördük onlara biraz daha detaylı bakalım. Tesla'nın CyberTruck'lerden 30 tane vardı alanda. Burada bayağı bir şehir yaratmışlar. Tesla bunları 2027'den önce üretime sokacağını söylüyor. Maalesef Elon Musk daha net bir şey söylemedi. 2026'da da olabilir dedi. 2025 yılında ama şu andaki Tesla modeli olan Model 3 ve Model Y'nin tam otonom otonom sürüşe kavuşacağını, Texas'ta ve Kaliforniya'da tıpkı Waymo gibi işlemeye başlayacaklarını söyledi. Orada bunlar da bir taksi gibi işleyecek bir konusunda çok netlik yoktu açıkçası. Tesla Cybercap ise iki kişilik olarak tasarlanmış, ekonomik bir araç gibi gözüküyor. 30 bin dolar civarında satılacak. İnsanlar bu arabayı alıp isterlerse kendileri kullanacaklar, isterlerse Uber gibi bir filoya kiraya verebilecekler. Fikir bu. Bu arada arabanın kendi kendi yıkaması, temizlemesi konusunda da bir takım teknolojiler geliştirmişler. Ayrıca araba kablosuz olarak şarj olacak. Böyle bir çözümde getirdiklerini söylediler. Ama 2026'dan önce bence daha da gerçekçisi 2020'den önce pek yollarda olmayacak gibi. Bunlar yollara çıkınca insanlar artık araba almayacağını bu yüzden de park yerlerine gerek kalmayacağını söylüyor Elon Musk. Ulaşım maliyetinin mil başına 20 sente kadar inebileceğini söylüyor. Mevcut durumda kendi sahibi olduğu otomobillerde bu 1.2, 1.3, 1.7 dolarları buluyor. Uber gibi hizmetlerde ise bu 2.5 doları buluyor. O çerçevede hakikaten iddialı bir proje olduğu %100. Lansmanda sürprizler de vardı. Sürprizlerden bir tanesi Tesla'nın minivan'ı. Pek minivan de denmeyebilir aslında. Yürüyen bir ev büyüklüğünde. Diyor ki Elon Musk bundan sonra cyber ulaşımı büyük bölümü sağlayacaksınız. Ama bazı yerlere toplu taşıma istiyor olabilirsiniz. Veya daha büyük bir araç orada da bu var karşınızda diyor. Biraz fütüristik bir proje. Bununla ilgili zaten fazla bir detay da vermediler. Sadece görüyorsunuz aracın içine insana iniyorlar. Ve bu sayede aracın içeri bir göz atma şansımız oldu. Bu biraz daha fütüristik gelecekle ilgili mesele çok önemli değil bence şimdilik. Günün başka önemli bir detayı da robotlar, humanoid robotlar oradaydı. Ve insanlara bira koydular, hizmet ettiler, hediyeler verdiler, sohbet ettiler, oyunlar oynadılar. Tesla burada da geleceği bize gösterdi. Humanoid robotlarda ne kadar ilerlediğini anlattı. Lakin bunlarla ilgili de fazla bir detay yok. 30 bin dolar civarında satacağız diyor Elon Musk. Ve herkesin bunlardan bir taneye ihtiyacı olacak. Yani Tesla geleceğin neye benzeyeceğini, kendisinin bunlardan nasıl yer alacağını gösterdi. İnsanlar bu ürünlere dokundular. Taksileri bindi bindiler hobi stüdyosunun içinde gezdiler. Robotlarla sohbet ettiler, oynadılar. Buraya kadar her şey harika ve böyle bir şirketle ortağı olmak da bence çok çok güzel. Ama hisse senedinin fiyatına kısa vadede katkıda bulunacak pek bir şey yoktu. Tam tersine kısa vadede hisse senedinin aleyhine bile çalışabilir dünkü sunum. Bunun temel sebebi de Elon Musk'ın detaylara girmemesi. Hiçbir detay öğrenmedik neredeyse. Sadece şunları biliyoruz. 30 bin dolara satılacak bu arabalar. ...insanlar isterlerse kendileri kullanacak, isterlerse filoya verecekler. Gelecek sene Model 3 ve Model Y e, Kaliforniya ve Teksas'ta tam otonom suç hizmet vermeye başlayacak ve muhtemelen bir öncül robo taksi hizmeti de verecekler. Bunun dışında pek bir şey öğrenmedik açıkçası. Bundan dolayı da Wall Street'in hoşuna gitmeyecektir. Wall Street Tesla'yı zaten pahalı buluyor biliyorsunuz ve bu gelecek vizyonunu netleşmedikçe, sayılara dökülmedikçe de Wall Street'in Tesla'yı satma eğilimi sürüyor. Dünkü canlı yayında da bunu söyledim. Şu anda da erken pazar açılmış durumda. Şöyle açıyorum bakıyorum Tesla 14 dolar eksi 106 14 bir kayıp var şu anda. Tabii gün içerisinde neler gelir o ayrı. Bu nedenle kısa vadede ve belki de hatta orta vadede Tesla yatırımcıları harika günler bekliyor diyemem. Uzun vadede bu geleceğe inanıyorsanız, Elon Musk'ın Tesla'yı buraya götüreceğine inanıyorsanız yatırımcısı olarak kalabilirsiniz veya düştüğü yerlerden belki alabilirsiniz. Eğer bu geleceğe ve Elon Musk'ın buraya doğru şirketi götüreceğine inanmıyorsanız da hiç bulaşmayın derim. Çünkü hala somutlaşmamış çok fazla mesele var. Evet ürünler somut burada görüyorsunuz hizmet veriyorlar çalışıyorlar. Cybercap'ler yollara çıkmaya henüz hazır değillerse de kapalı bir ortamda tıkır tıkır işliyorlar. Ama Tesla henüz bu vizyonun epey uzağında 1 iki yıl daha sabretmeniz gerekiyor. Oraya kadar Tesla'nın fiyatını daha yakın vadede etkileyecek şey bilançosu. Önümüzdeki 10 gün içerisinde bilançosu geliyor yanılmıyorsam. Bilançoda gördükleriyle Wall Street daha fazla ilgilenecek. Wall Street kendi Excel modellerinde doğru yerlere oturtacağı verilerle dün karşılaşmadı. Bazı teknolojiye meraklı Wall Street oyuncuları yarın yeni simülasyonlar vesaireler yapacaktır. Ama geniş bir kesme Wall Street'in bu işler henüz palavra biz daha kısa vadeli yatırımlara bakalım diyecektir. Durum böyle. Ben şahsen ikna olmuş durumdayım. Milan bunları yapacak. Ve ben uzun süredir Tesla yatırımcısıyım. Acı çekmeye de alışkın bir adam açıkçası bu konuda. Bu geleceğin içerisinde mutlaka yer almak istiyorum daha detaylı bir sunum olmasını isterdim. Burada iki kişilik direksiyonlu bir arabayı da keşke sunsalar da isterdim. Bu fiyatlara satılacak olan. inan daha büyük oynamayı tercih ediyor. O projeyi tamamen rafa koydu. Zaten Wall Street'in hoşuna gitmeyecek bir haber de bu. Ve diyor ki ben ya hep ya hiç yapacağım. Tam otonom sürüşe doğru gittiğimize inanıyorum. Ve bu gelecekte yer alacaksan gel bende. uzun vade yatımcı ol. Yoksa olma. Durum bu kadar basit. Soru ve yorumlarınız varsa mutlaka beklerim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.